FIBA üzerine başladığımız haberi devam ettiriyoruz. İlerleyen vakitlerdeki potansiyel shitcoin fiyatlarını değerlendirmeyi sürdüreceğiz. Temel analiz diyor, yaklaşan konferans artık geride kalan konferans. Shiba Inu lider geliştireceğiz. Satoshi Kusama Blockchain Futurist konferansında yapay zeka teknolojisini kullanarak bir açılış konuşması yaptı. Etkinlik Shiba Inu ve kripto para birimlerinin geleceği hakkında önemli bilgiler vaat ediyor. Şöyle açıkçası öyle ahım bir mesele falandır filandır olmadı. Yani çok fazla bir durum yaşanmadı. Ekip topluluk için sürprizlerle birlikte SHIB, BON, LASH, TRED ve SHI tokenlarını kapsayan World Paper'ı yayımlayacak. Yayımladı. O SHI token meselesi zaten bir baş ağrısıdır biliyorsunuz. Daha önce de üzerine konuştuğumuz bir meseledir SHI token olayı. SHI token ne yazık ki işte pek nasıl diyeyim iyi değildir. Yani SHI token'ın gelişi iyi bir durum değildir. Çünkü ambargoya tabi olacaktır. Daha da ne diyebilirim bilmiyorum. Algoritmik stable coin'ler maalesef ki Avrupa Birliği ve ABD tarafında ambargoya tabidirler ki zaten buralarda devam edemezlerse ABD tarafında kabul göremezlerse, Avrupa Birliği genelinde kabul göremezlerse tam olarak bu ne işe yarayacak anlamadım. Adamların biraz da doğu kökenli olması, Shiba Inu ekibinin, işte Ryoshi'nin, Kusama'nın falan biraz daha doğu kökenli olmasından mı artık bilmiyorum. Daha çok bu taraflara bir kayma ve doğu tarafında varoluş elde etmek mi istiyorlar? Belki de öyledir. Ama onların da açıkçası ben çok pozitif bakacağını zannetmiyorum bu işe. O yüzden Shibarium üzerine potansiyel bir konumlandırılacak olan SHI token demek zaten resmen artık uzun vadede Shiba'nın yapabileceği hiçbir şey yok anlamı taşıyacaktır. Buna dikkat ediniz. Balina birikimi ve fiyat düşüşü. Bir balina 176,8 milyon dolar değerinde 20 trilyon SHIB token'ı birleştirerek 5. en büyük token sahibi oldu. Balina faaliyetine rağmen Shiba Inu'nun fiyatı %25 düştü ve 9 dolar seviyesini kırmak için mücadele etti. Ya burada tabii şu an 9 doların da altında haberin yazıldığı tarihe kıyasen bir yandan da Shiba açalım. Shiba dursun kenarda tabii ki. Toparlayamadı bu arada bakın BTC aynı fiyatlarına yeniden oturmaya yaklaşmasına rağmen SHIB toparlayamadı. Diğer altcoin'ler de pek toparlayamadı son çakmadan sonra. İkincisi zaten Shiba balinaları biliyorsunuz ayrı bir meseledir. Çok fazla da balinası vardır zaten Shiba'nın. Burada yani cüzdanları birleştirmesi de pek bir anlam arz etmiyor açıkçası. Birleştirmiş, ayrı tutmuş. Bunun pek bir önemi yok. Bazı yatırımcılar dikkatlerini daha fazla potansiyel gösteren yeni proje olan Trade Curve'e kaydırdı ya. Allah'ını seversen. Shiba Inu ekosistemi, resmi web sitesi SHIB, BON, LASH ve TRED, Shiba Swap merkezi olmayan borsa ve yaklaşan Shibarium Layer 2 blok zinciri gibi belirteçleri ayrıntılarıyla anlatıyor. Web sitesi ayrıca Shitoshi NFT koleksiyonundan ve yakında çıkacak olan Ship the Metaverse projesinden bahsediyor. Ship the Metaverse dediği Aralık ayında biliyorsunuz ki bu neymiş? Shiba Inu tarihsel piyasa duyukları. Ne diyor? Shiba Inu fiyatı bu altcoin sezonunda 10 kat rally görecek mi? Bu neymiş? Gönderelim mi? Yok ya. Evet ama ya ben açıkçası burada evet hayır şeyinde oyumu evete verdim diyebilirim. Bu neymiş? Ya böyle bir şey de lazım değil. Metaverse Aralık ayında çıkacak. 2023'ün aralığında 2024'te artık satışlarla falan meyvesini yemeye başlarlar zaten. Shiba Inu diyor 2025'te ne kadar yükseğe çıkacak? 2025 göreceli bak diyorum ki sürekli 2024 rallisinde yani ilk dalgada muhtemelen 3.01 civarlarını devirir. 2025'te de bunun üstüne koyar. Ne kadar üstüne koyar bilmiyorum. Kimse şimdi böyle bir şey tam olarak bilemez. Ne kadar daha üzerine hareket edebileceğini.
Bu kadar spekülatif bir şey üzerinden açıkçası sağlıklı bir fikir yürütülemez. Onu söylemeye çalışıyorum. Çok mantıklı bir yaklaşım olmayacaktır bu. Shiba 5 yılda ne kadar olacak? 2028 için diyor 4.0915 seviyesinde işlem görebilir. Yani mümkündür. Bunu söylemek ya yani şöyle mümkündür dedim ben bakın. Fiyat patlaması yapar bu sezon. Ondan sonra 2028 ne zamana denk geliyor? İşte şu anın 2023'üne falan denk geliyor herhalde aşağı yukarı. Yok. Rally sezonuna denk geliyor herhalde. Denk gelmesi beklenecektir diyeyim ya da. Olabilir yani buradaki fiyatlar. Tabii her şey yolunda giderse. Yine çok bir şey söyleyemeyiz. Çünkü 2028'e kadar ne olur? Kim öle, kim kala? Shiba Inu gelecek için iyi mi? Bu sezon dışına çıkılacaksa iyi bir yatırım olmayacaktır. Bu sezonun dışına çıkılacaksa mesela 2025, 2026 için iyi bir yatırım mı? Değil. 27 değil, 30 değil. Ya bunu tek tek değil değil diye sayarım. Ya yıllar söylendikçe. Çünkü öngörülemez. Öngörülemediği için zaten piyasa genelinde öngörülemeyen bir doğa var. Belli bir noktadan sonrası artık işin kumar noktası oluyor. Budur. Shiba Inu coin 1 dolara ulaşacakmış. Shiba Inu coin maalesef ki 1 dolara ulaşamayacak. Önümüzdeki yıllarda ya da herhangi bir zaman diliminde. Hiç değilse şu anda bunun olması şimdiki zaman dilimi içerisinde imkansız gibi gözüküyor. Önümüzdeki yıllarda da aynı yorumun yapılacağını düşünüyorum açıkçası. Shiba Inu ne kadar yükseğe çıkabilir? Yani potansiyel olarak David Gokstein'ın da söylediği gibi bakın şurada 2 nokta 0.201 yani nedir o? 2.01 sent. Buralara potansiyel olarak ulaşabilir mi? Evet, potansiyel olarak ulaşabilir. Yani burası zor bir hedef olsa da mümkündür. Onu söylemeye çalışıyorum. Ha, hedeflenmeli mi? Tabii ki hedeflenmemeli. Ne olacak, ne bitecek? Bunu bu sezon göreceğiz. Yatırımcı alım noktasını ve ortalama satabileceği noktaları takip ederse sezon içerisinde bu yeterli. Ha, buradaki fiyat ulaşılabilir bir fiyattır. Gökstein'in de en son söylediği gibi. O yüzden genel durumda bu şekildedir. Evet. Her neyse ilerleyen videolarda da yine değerlendirme yapmayı kaldığımız yerden sürdüreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.